noktada ben bas kurmasını düşünüyorum. Bas kurması gerektiğini düşünüyorum. Ruyunu çok rahat kayıtlayıp oyun yapabilecek bir şampiyon. Ama bu arada W'ya başlamış hemen. Onu da söylemek lazım. Birbirine yaklaştıklarını hız veriyorlar. Eşyalar. Evet, iki tane yadigar değil. Alistar'da bir tane eski para eski para var. Yani tabii ki burada yine koridoru bir şekilde ittirmeyi başaracaklar. Çünkü Mordekaiser'in yadigarı var. İletişim kuramadığınız birisiyle oynamak çok zor. Şimdi Rolex yukarı geliyor. Thresh'in orada tuttu, sıçraması tuttu. Yok. Şimdi sıçra. Önce onu ufak et. Toz. Oh. Bakalım Moss oradan çıkabilecek mi? Üzerine tutuştur da var. Şimdi derisini yüzünü kullandı ama. Ve Morde. Uye diye vurdu. Kafasına aldı skoru. Bakalım neler olacak. Bu Morde neye dönüşecek oyunun sonuna doğru. Çok zaman arkadaşlar. Çıkacak. Öyle böyle değil yani. Hayatı küsüyorsun gerçekten de. Bakar mısın ya? Şimdi ışınlanma da geliyor. Şimdi çıkması lazım. Rolex de oradaydı. Hemen uzaklaşıyorlar. G4 orada bir de sığınak botlarıyla birlikte hızlı bir şekilde geliyor ama ultisi açıp kasigara gelip arka tarafı ışınlanmıyor. Üçlü çalıyor, ışınlanmıyor. G4'un üzerinde ulti var ve ilk skor geliyor. Rolex'te kalan skor. Kule altında. Leroy'da odaklanmaya çalışıyorlar. Ryu'da mı kaldı o skor bakıyorum. Evet Ryu'da kaldı mı? Ryu düşüyor. Şimdi devam ediyorlar. Şu an pozisyona Thresh'i de almayı başardılar. H2K buradan skorlarla dönüyor ama Alistar da düştü. Gider ayak. İki skor. BKT'ye gitti ama. Gözler kim arıyor biliyor musun? Ultisiyle büyük fark yaratabilecek bir şampiyon verdi o pozisyonda. Gragas neredesin? Ya pek savaş var, sevmiyorum deyip kaçmış. Ultisi var mıydı bilmiyorum tam olarak ama o bu arada oraya şimdi alt koridora geliyor. Sıçralı orada. Üzerine de Thresh'ler ölüm cezası. O da amneyi tutuyorlar. Bakalım yeterli olacak mı sarları. Hayır ama Gragas düştü aradaki. Ne yapıyorsun yandan? Orada yani tekrarını izlememiz lazım ama çok yüksek hasar çıkardı. O üçüncü vuruş geldi işte bu sefer. Farklı olduğu için ultiyi bu sefer önceden kullanmayı tercih etti. Yalnız şimdi Twisted Fate de oraya doğru ilerliyor. 4 kişilik bir ekip var. Riven orta koridorda ve ışınlanması yok. Çok güzel aldı orada 0-0-7. Lulex ama Lulex oradan çıkabilecek mi? Hayır. Bitkinleştirmeyle birlikte düşüyor. Skor da Lloyd'a gidiyor. Tehlikeli bir isme gidiyor. BKT'de. Aslında kuleyi oyalayabilecek şampiyondan bahsediyoruz. Kitle kontrolü anlamında da güçlü bir takım kurdular. Evet, ve şimdi geldi. Evet ultiyi attı. Ejderhanın üzerine Ejderha ile dolaşan bir Mordekaiser göreceğiz şimdi. Bakın. Şekil 1A aldı yanına. Çocuğu gidiyor. Çocuk. Ve evet şu an yani çok ciddi anlamda kuşatma söz konusu değil ama işte o kule altında dalış potansiyelini kullanabilir. Oo bu arada Odamne yakalandı. Kulenin altına bakalım çıkabilecek mi? Alistar çok güzel oynadı yalnız. Odamne aradan çıkıyor. Bakalım skor gelecek mi? Hıyarnan kuleyi almakla uğraşıyor. Kasing. Kuleye vursun biz çocuk ölecek çok öldü fazla ya. Hasar tankladı orada. G4 sıçradı. Rolex tutmayı başardı. Rolex sıçrıyor. Warlock şimdi kovalamaya devam ediyor. Bir orada Koza daha geldi. Lloyd'u tutmayı başardı. Rolex arka tarafta. G4 sarı kartını tutmuştu ama menzilde kimse kalmayınca o da bir şey yapamadı. Şimdi Ryu ve Yarnan ikilisi bakalım 4 kişiye karşı bu kuleyi savunabilecekler mi? Minyonları temizlemeye çalışıyorlar aradan. Sıçrayıp orada bir ölüm cezası geldi. Yarnan yakalanıyor. Yarnan düşüyor. Işınlanma geliyor şimdi o damleden ama şey yeterli olmayacak. Yalnız Moss'un evet o da pırıltı lazım. Yani bu kadar fazla yakın menzilli şampiyon. Bu arada yine Twisted Fate ultisi geldi. Yarnan'ı yakalamaya çalışıyorlar. Çok güzel oynadı Kasing. Yalnız dediğin gibi araya giriyor. Harika oynadı. G4'un üzerinde şimdi ulti de var. Elis'te kalıyor skor. Twisted Fate düşüyor. Warlock hala arada ultisini çok güzel. 4 kişiye birden tutturmayı başardı. Ryu arka tarafta istediğini bulamamış gibi ultisini tekrardan araya giriyor. İkinci bir şans aramak için ama. 6-4 haksızlık. Moss'u buldular. Moss'u almayı başardılar. O da hamle. Kovalamaya devam ediyor ama hayır. Arka tarafta 0-0-7 X yakalanmış durumda. Onu da aldılar. Ve şimdi Yarnan, G4, Odamne, Kasing hepsi birden Baron'a doğru gidiyorlar. Ryu orta koridoru ittirdi. Baron'u da alabilse ya. Yani Kasing burada muhteşem bir oyun yaptı. Takım arkadaşına gelen o ölüm cezasının önüne geçti. Ölüm cezasının 7 anda ultisini kullandı. Twisted Fate'i kitledi. Mordekaiser dedi ki gel sen bizdensin artık. Biraz bizim tarafta savaş. G4'un bu arada canı G4 çok az. G4 hala da vuruyor bu arada. Orada ama düştü. Hayaleti tabii hayaleti. G4'un. Diğer tarafta G4 şimdi yakalandı. Odamne üzerine doğru gitmeye devam ediyor ama Warlock oraya geldi. Sersem Bey'i de başardı. Odamne bakalım devam edecek mi? Şimdi Mordekaiser'ın üzerine W'sunu da verdi ama hayır. Devam ettirmiyorlar pozisyonu. Sonra kadar Zonya konusunda çok umut vermedi bana. Yarın. Tabii nişancı diyorsun ki al Zonya kullan abi. Hayatım boyunca kullanmadım ne diyorsun? Öyle bir dinamik mekanik gelişmemiş. Bu arada Ejderha çıktı tekrar. Bakalım Mordekaiser ultisi de var. Odamne bu arada yukarı koridorda yakalanmış durumda. G4 da oraya geldi ultisi birlikte ve Odamne düşüyor. Ama karşında Ejderha'yı alacaklar. Yine
5'e 5 bir eşleşme olacak. Tabii Mordekaiser aldı bak. Tamam. Diyor. O da zaten işe yaramıyordu. Biz ejderhayı aldık dediler. Bu arada sıçrayarak gitti 007'nin üzerine. Ulti kullandı ama sersan etmeyi başarıyor. Ejderha da vuruyor. Ejderha da vuruyor. Yerden de kaldı. Yerden de kaldı skor. Flash Wolves'un galibiyet almasının en büyük sebeplerinden bir tanesi. Kuz takip vardı Kuz maçında. Şimdi yalnız... Bu arada sersan etmeyi başardı Ryo. Devam ediyor yalnız Koza. Koza'yı sıçrayacağı yere attı. Lex isteyerek yaptı bilmiyorum ama şu anda işler hiç iyi gitmiyor. Lex düştü ilk olarak. Arkadan da odağında G4'u yakalamaya çalıştı ama yine başarılı. Orada gelmedi daha. Orada kaçmaya gelecek. Çalışıyor. Ryu tekrar araya giriyor şu an. Sonyasını da açtı. G4 da aynı şekilde. G4 aradan çıkmaya çalışıyor ama yardan geldi. Ben geldim Mordu çocuklar. Vuruyor. Devam edeyim bu savaşa diyor. Ama herkesin canlar çok az. Yarından bakalım birini yakalayabilecek mi? Moss üzerine doğru çekiyor derisini yüzde. Herkesin canı yine azaldı. Ryu orada sersemledi. Arada kaldı. Ryu düşüyor. Valla Vayne aldı. Vayne aldı mı? Yalnız Vayne aldı mı? Yok. Ulti'yi almamış. Ulti yokmuş. Ulti yokmuş. Yarından devam ediyor. Işınlanma da gelmesine rağmen. 3 kişinin üzerine doğru. Vurdu kafasına çekici. Yok etti. Yok etti. Ve diğer tarafta Gragas da düşüyor. Şimdi G4 takip etmeye devam ediyor ama tek başına yapabileceği çok fazla bir şey yok. Bir Mordekaiser gerçeği. Vurdu yerde güller bitiyor. Oy oy oy. Ne diyorsun? Dikkat etmesi lazım G4'un. Kule altına güven değil. Komboya gider. Çok net. Bir de iki. Çift kuşanması var. Bak üç. Yok tamam. Şu üzerinde bir de yazıyor ya. Aha gitti. Oo Kasik yakaladı bu arada G4 üzerindeki hasar. Odamla bir de ulti açmış insafsızca. Ya Kasik tutuyor diğerleri vuruyor yalnız. Direkt bam diye indiriyorlar aşağı. Lloyd geliyor şimdi oraya doğru ama yok. Önce galiba Baron'a mı gidecekti? Yok geri dönüyor Mordekaiser. Ama işte Morden oldu takımda yani bir şekilde bir kompozisyon önemli derken... Oğlum sakalandı yerden geri dönmemiş. Üçüncü vuruş gelecek mi? Geldi. Geldi ve düştü orada. Rui da rakibini blokladı orada. Şimdi Rulex gidiyor ama... Gragas ultisi. Biraz... gerekli miydi bilmiyorum ulti ama... Orada Koza'dan korktular bence. Bir Koza tutarsa 3 kişiden birine. Şimdi Baron'a başladılar. Tam ne kadar hızlı inecek. Twist Fate ultisi geldi. Kimin nerede olduğunu görüyor. Yukarıda Ruyun'un üzerine doğru gidiyor G4. O Q'da tutmadı yalnız. Şimdi Warlock bıraktılar Baron'u. Savaşa döndüler. Bakın şu odağın da ileride gidiyor. Sersemliği başardı. Warlock anında eriyor. Diğer tarafta Lloyd ve G4. G4 orada Zonya'sını kullanmak zorunda kalıyor ama Lloyd'un böyle bir şansı yok. Lloyd kaçmaya çalışıyor Lurex'ten. Diğer tarafta G4 düştü. Lurex yine Koza'yı tutturamadı. Böyle olunca da Lloyd aradan yine G4'a takmış peşine. Oh, ona güçlendirmeyi de verdi. Bir, o esasen şey var yani, Lloyd'u almak istiyor ama bir türlü o pozisyonu yakalayamadı. Şeyi merak ediyorum, hiç denemedim. Hani şu an takım armalarını çıkarıyorlar, gösteriyorlar ya. Onda da çıkıyor mu acaba? Onda çıkarsa eğer, yani bir yemin büyüklüğüne bak, kendi takım armanı rakip üzerinde gösteriyorsun. Ya daha kötü bir şey olamaz herhalde. Bu arada 007. Ne yapıyorsun orada? Kasing önce. Baron için bekliyor. O bir de diğer taraftan Koza geldi. Adeta kedinin önündeki mamasıyla oynar gibi şu anda H2K. Çalacak mı? Hayır, yok, ömrü yetmedi ha? Gragas'ın. Ömrü yetmedi ve orada Baron'u almayı başardı H2K. Şuradan yapılıyor mu? Yani şu durumda yapabilirsin. Bu arada ejderhayı almaya geldi. Yaptın diye sormaz. Evet, ejderha. Hop. Gel çocuk. Gidelim diyor. Geldi. Yukarı yalnız Odamne yine baskı var ama. Ne diyorsun ya? Odamne. Resmen. Ya da kaçacak oradan. Tokat gibi cevap mı? Verdi. Lloyd kovalamaya devam ediyor şimdi. Bir de orada bir yemi de yaptı ama. Bir yere yok. Kadar bir yere ama kadar. Ama ortada ne oluyor bu arada? Alt koridorda ne oluyor? Tabii oradan da baskıyım. Madem bu kadar kovalattık. Geliyor. Ejderha geliyor. Şu an 4500 canı var. Bak. İyi de vuruyor. İyi de vuruyor bu arada. Şimdi yalnız 0-0'da aradan. Aşağıda kule almayı başardı ve indirmeye vuruyor Ruyu. Ruyu da alttan ittiriyor. Tam yukarıda aldılar ama şimdi Ruyu'nun üzerine doğru gidecekler. Burada duvara çakmayı başardı son anda. Güzel Zonya. Çok güzel Zonya. Süper zamanda. Çıktığında kalkanı da var. Diğer tarafta ejderha ile birlikte takımın geri kalanı geliyor ama. Moss ne yapıyorsun? Moss Bey ne yaptınız? Moss Bey. Takımdan uzak nereye gittin ve... Ooo Kasik. Çok güzel hareket. Lloyd onu geri ittiriyor ama Warlock için bu kadar kolay olmayacak. G4 şimdi döndü geri. Ryu ta iki kulenin arasına kadar indi. Bu arada 2'de 2 yapan bir Mordekaiser görüyoruz. Ryu diğer tarafta 3'de 3 yaptı. Artık kartlar falan Ryu nerelere gidiyor? 4'de 4. Warlock verecek mi? Çık dışarı. Warlock çık dışarı. Gidecekler arada... istiyorlar. Yok, hayır. Yok. Yetmedi. Ama Warlock oldu mu da vermedi Warlock? Ya. Oldu mu Warlock? Vermedi 5'te 5. Ribbon girdi içeri. Yok. Hayır yine olmadı. Warlock resmen bu sefer kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyor. Ve yerden... dönüştü.
Yok. Yarın istiyor 5'te 5'i ama. Yok. Al sana 5'te 5'te. Kapattılar. Orada her yerden gelen tabii o süper minyonlarla birlikte Kasing, Somur Şef'i. Odam ne geldi oraya? Ama oyunu bitiriyor. H2K daha fazla uzatmadan. 5'te 5 verilmez alınır. İşte Mordekaiser.